Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, bir önceki dersimizde mudafun ileyh ile mudaf terimlerini, kavramlarını, kurallarını konuştuk. En son burada kalmıştık. Mudafun ileyhin harekesi malumunuz daima esredir, sabittir. Buradaki ammu aliyyin örneğinde olduğu gibi. Fakat mudaf kısmının ise ne demiştik? Harekesi sabit değildir. Ve cümledeki yerine göre hareke alır demiştik. İşte bugün burayı konuşacağız. Özne yani müpteda ve fail olarak geldiğinde, bir de yüklem olarak geldiğinde merfu olarak gelişini öğreneceğiz. Örneklerle Allah'ın izniyle konunun daha iyi anlaşılır kılmasına imkan sağlayacağız Allah'ın inayetiyle. Kardeşlerim, burada gördüğünüz gibi bu örnekler mübteda, haber, fail olarak geldiğinde merfu olarak gelişini bize gösteriyor. Diyor ki Haletu Sadık'ın Musinnetun. Sadık'ın teyzesi yaşlıdır. Sadık'ın burada özel isimdir. Özel isim. Burası mübtedadır. Mübteda. Bakınız Haletu gelmiş. Sadık'ın özel isim dedik. Burası mudafun iley. Burası da mudaftır. Yani mudaf olması mübteda olmasına mani değildir. Öncelikle bunu bilmemiz lazım. Bazı kardeşlerimiz bunu karıştırabiliyor. Yani mudaf iken nasıl mübteda olabiliyor? Burada onu öğreneceğiz. İşte mudafken mübteda olabileceği, haber olabileceği, fail olabileceği durumlarını göreceğiz Allah'ın izniyle. Burada gördüğünüz gibi musinnetun haberdir. Neyin haberi? Haletun haberi. Sadık'ın haberi değil. Bazıları mesela şöyle bir hataya düşüyorlar. Bu haberi, haber kısmını mudafun ileyhin cinsiyetine göre ayarlıyor. İşte bu Sadık'ın teyzesi derken bu müzeker olduğu için musinnun diyor buna. Yanlıştır. Sadık'ın mudafun ileyhin, bu mudafun ileyhtir. Mudafun ileyhin mudafına göre haber olduğu, bu müpteda olduğu için bu müptedaya göre haber şekilleniyor cinsiyet açısından. Haletu sadece cinsiyet değil. Aynı zamanda tesniyelik açısından olsun, çoğul olsun ki o müpteda ile haber arasındaki ilişkiyi görmüştük. Hatırlıyorsanız tekrar oraya müracaat edebilirsiniz. Burada tek olduğu için bu da tektir. Cinsiyet açısından aynıdır. Müptedanın haberden ayrı olan tarafı neydi? Malum olmasıydı. İşte burada Sadık'ın özel isme bitiştiği için onun malum olduğunu gösteriyor ki elif lam takısını almasına ihtiyaç duymuyor. Niye? Çünkü Sadık'ın özel isimdir. Özel isme bitişmesi yani onunla bir tamlama oluşturması onu zaten malum yapıyor. Aşağıdaki örnek Te'işu haletu Sadık'ın fil qaryeti. Haletu Sadık'ın bu tamlamamız, bu isim tamlaması gördüğünüz gibi fail olarak gelmiş. Haletu faildir. Öncelikle şunu söyleyelim. Tamlamaların terimlerini. Sadık'un burada mudafun ileyhtir. Haletu da mudaftır. Haletu burada mudafla birlikte mudaf olarak nasıl gelmiş? Fail konumunda gelmiş. Fail olduğu için bakınız fail örneğini veriyor. Ötre almış. Ne dedik? Merfu. Bu üç yerde merfu alır mudafımız. Te'işu haletu sadikin fil qaryeti. Müennes olduğu için te'işu fiili de müenneslik alametini yani müennesliğini bu haletudan aldı. Buradan almıyor. Onu ifade edelim. Fil qaryeti nerede yaşıyor sorusunun cevabı mef'ulun fi. Fil qaryeti köyde yaşıyor.
En-nâciyetul vahîdetu hâletu sâdiqin. En-nâciyetul vahîdetu hâletu sâdiqin. En-nâciyetu nedir? Mübtedadır. Bunu henüz, bu tamlamayı henüz öğrenmedik. Bir sonraki ünitede Allah'ın izniyle onu da öğreneceğiz. El-vahîdetu bu mübteda olan Naciye'nin sıfatıdır. Sıfattır. Bakınız, sıfat ile isim tamlaması çokça birbirine karıştırılıyor. Neyse, bir şey söyleyecektim detayla alakalı. Kafanızı karıştırmak istemiyorum. Sadece şunu bilmenizi istiyorum. Sıfat tamlaması isim tamlamasından farklı olarak her ikisi de elif lam takısını alması gerekir. Hatırlıyorsanız isim tamlamasında mudaf asla elif lam takısını almıyor dedik. Cins olarak geldiği zaman. Yani müştak olmadığı durumda cins olarak geldiğinde daima elif lam takısını almak zorundadır. Fakat sıfat nasıldır? Sıfat elif lam cins olarak geldiğinde, tekrar onu ifade edelim. Belki yanlış ifade ettim. Dilim sürçmüş olabilir. İsim tamlamasında mudaf kısmı asla elif lam takısını almıyor. Sadece malum yapmaya çalıştığımız zaman mudafun ileyh kısmına elif lam takısını getiriyoruz. Özel ismi de zaten ihtiyaç duymuyoruz. Fakat sıfat tamlamasına gelince, sıfat tamlaması, bakınız, mübteda olarak geldiği için ennaciye, sıfatı da ona göre elif lam takısını aldı. Müennes olduğu için bu da müennes oldu. Tek bir şey ifade ettiği için, tekliği ifade ettiğin bu da tekliği ifade etti. Bu şekilde benzer kurallar, şeyler falan var. Ortak özellikleri falan var. Onları ileride göreceğiz Allah'ın izniyle. Bakınız, mübteda ötre geldi burada. Bakıyoruz şimdi haberi nedir? Haletu. Yani burada gösterdiği şey, mudaf kısmı haber olarak geldiğinde harekesinin yine ötreli olarak gelebileceğini gösterdi bize. Mübteda ennaciye el-vahidetu sıfatıdır. Haletu da ennaciyenin haberidir. Sadiqin zaten mudafun ileyhtir. Harekesi sabittir. Buradaki örnekleri de çözelim. Semih'in halası bir atölyede çalışıyor. Te'melu ammetu Semih'in fi varşetin. Bakınız buradaki Semih'in halası fail olarak ammetu fail konumunda gelmiş. Dolayısıyla ötre almak zorundadır. Müennes olduğu için ammetu bu mudafımız. Te'melu bu da müennes geldi. Semih'in müzekkerdir. Hiçbir şekilde etkilemiyor fiilin cinsiyetini. Onun için önemli olan ammetudur, mudafıdır. Fi varşetinde zaten mef'ulun fihtir. Üniversitenin kütüphanesi her gün açıktır. Bakınız, üniversitenin kütüphanesi burası mübtedadır. Burası mübtedadır. Burası da açıktır, haberdir. Yani kulludurdur, haberdir. Haberdir deniliyor. Onu da söylemiş olalım. Üniversitenin kütüphanesi her gün açıktır. Mektebetul camiati. Bakınız, isim tamlaması mübteda konumunda gelmiş. Burada el camiati zaten mudafun ileyhtir. Mektebetu mudaftır ama mübtedadır aynı zamanda. Cinsiyeti müennestir mektebetunun. Buna hiç bakmıyoruz. Cinsiyeti ne olursa olsun fark etmez. Önemli olan bizim için mudaftır. Bu müennes olduğu için haberi açıktırın da müennes olması lazım. Meftuhetun ki mübteda ile haber arasındaki uyuma daha önceki derslerimizde değinmiştik. Dilerseniz tekrar müracaat edebilirsiniz. Kulle yevmin bu da zarftır. Zarfların harekesi daima neydi? Üstündü. Onu da söylemiş olalım. Yol göstericilerin en büyüğü Allah'ın elçisidir. Yol göstericilerin en büyüğü. Yol gösterici
hadi. El hadi. Yol gösterici. El hadi'nin çoğulu yol göstericilerin demiş ya. Hudatundur. Hudat. Yol göstericilerin en büyüğü, yol göstericilerin en büyüğü. Bakınız ekbaru nasıldır? Mübtedadır. Ve malum olarak gelmiş. Niçin malumdur diyoruz biz buna? İsim tamlamasında mudafın malum olabilmesi için elif lam takısını başa almak yerine sıfattan farklı olarak, sıfat tamlamasından farklı olarak elif lam takısını almak yerine malum yapılması için mudafun ileyh kısmına elif lam takısının dahil edilmesi lazım. Ki bu mübteda olarak geldiği için malum olması lazım. Ve bu sebeple el-hudatunun başına elif lam takısı getirildi. Yol göstericilerin en büyüğü Resulullah'ı Allah'ın elçisidir. Resul burada haberdir. Aynı zamanda mudaftır. Allah'ı de mudafun ileyhtir. Şimdi diyeceksiniz ki hocam şimdiye kadar bizim zihnimizde kalan şey mübteda, haber, bu malum, bu da nekire. Haber ile mübteda arasındaki farklardan bir tanesi. Mübtedanın haberden farklı yanı neydi? Onun malum haberin nekire olmasıydı. Diyeceksiniz ki hocam burada hem mübteda malumdur hem Resulü da anlattığınız kadarıyla malum bir şeye izafeti söz konusu olduğu için Resulü da malumdur. Yani haber kısmı da malumdur. Nasıl oluyor bu? O zaman şöyle diyeceğiz. Diyeceğiz ki şimdiye kadar öğrendiğimiz kurallar geçicidir. Orta ve ileri seviyede bu şimdiye kadar öğrendiğimiz kuralları ilga edebilir. Kurallarını silip yerine yeni kurallar dahil edebilir. Fakat şu an biz temeli oluşturduğumuz için bunları iyi bilmemiz lazım kardeşlerim. Genel manada evet kuralımız budur. Fakat isnalar kaideyi bozmuyor. Evet kardeşlerim, isnaların kaideyi bozmadığını bilmenizi isterim. Ekberul hüdati Resulullahi. Resulü haberli dedik. Bir sonraki örneğe. Kamil'in sesi güzeldir. Savtu Kamil'in. Kamil'in sesi, bakınız mübtedadır. Aynı zamanda bu mudaftır. Kamil'in mudafun ileyhtir. Cemil'un haberdir. Neyin haberi? Savutunun haberi. Niçin elif lam takısını getirmedik? Mübtedadır. Diyoruz ki Kamil'in özel isim olduğu için zaten bunu malum yapıyor. Gördüğünüz gibi harekesi ötredir. Öğrencilerin performansı yükseldi. Öğrencilerin performansı, burası ne oluyor? Eda'u, performans, attullab, öğrenciler. Öğrencilerin performansı. Bakınız, ötre gelmiş, fail olduğu için. İrtefa'a, eda'u, müzekkerdir. Müzekker olduğu için irtefa'a olarak geldi. Diyoruz ki burası da mudafun ileyhtir. Mesela yukarıda zaten ifade ettik. Tekrar ikisi zaten müzekker olduğu için oraya değinmeye hacet yok. Fail olduğu için mudafımız ötre aldı diyoruz. Hacıların sayısı artıyor. Örneğinde yezdadu adedul hüccaci. Bak burada hatta harekeyi yanlış vermişiz. Hüccaci. Hacıların sayısı artıyor. Adedu faildir. Mudaftır. El hüccac mudafun ileyhtir. Daimen de zaten zarftır. Zarfların harekesi
başına herhangi bir şey dahil olmadığı sürece üstün olarak gelir diyoruz. Fail olduğu için ötre geldi buraya. Hikmetin başı Allah korkusudur. Ra'sul hikmeti haşyetullahi. Yukarıdaki örnekte geçtiği gibi ekberul hudati rasulullahi. Her iki örnekte de tekrar aşağı inelim size göstereyim. Ekberul hudati hem müpteda kısmı hem haber kısmı malum olarak gelmiş dedik. Bizim zihnimizde kalıcı kalması gereken müptedanın malum, haberin nekire olması. Fakat bunun dışında müptedanın da haberin de ikisinin de malum olarak gelebileceğini bilmemizdir. Ama genel manada müpteda malum, haber nekiredir. Hacıların sayısı dedik onu. Hikmetin başı Allah korkusudur. Ra'sul hikmeti, hikmetin başı mudafun ileyhtir. Ra'su mudaftır. Haşyetu mudaf. Bu da mudafun iley. Aynı zamanda ra'su mübtedadır. Haşyetu haberdir. Diyeceksiniz ki şu an sesinizi duyar gibiyim. Mübteda ile haber arasında bir cinsiyetlik aranıyordu. Cinsiyetlik. Hani mübteda ve haber cinsiyet açısından uyum sağlıyordu. Hatırlıyorsanız değmiştik. Haber kısmı müştak olduğu sürece orada bir uyumun olduğunu bilmemiz lazım. Müştak olduğu sürece. Bakınız haşyetu müştak değildir. Mastardır. Mastarlar müştak değildir. Dolayısıyla bu müzekkerken bu müennes gelebilir. Hikmetin başı Allah korkusudur. Bu müpteda malum dedik. Bakınız ra'sul hikmeti. Mübteda nasıl malum olmuş? Elif lam takılı bir kelimeye izafet olduğundan dolayı ya da şöyle söyleyelim. İsim tamlamasını malum yapmaya çalıştığımız zaman ilk kelimeye değil de mudafun ileyhin başına elif lam takısını ekliyoruz. Eğer cins isim, eğer özel isim değilse elif lam takısını ekliyoruz. Fakat özel isimse elif lam takısı olarak zaten kendisine izafe olması, mudafın ileyhe izafe olması onu zaten malum yapıyor. Eğer ki mudafın ileyhimiz özel isimse. Haşyetullahi ki zaten burada da Allah lafzı özel isimdir. Buradaki elif lam takısı Allah'ın bu elif lam takısı olarak değil de Allah'ın özel ismi olarak tamamen Allah'ın özel ismi olarak diyoruz. Ona izafet olduğundan dolayı haşyetu zaten malum olarak gelmiş. Dolayısıyla dedik ya yukarıda haber kısmı da malum gelebilir diyoruz. Akif'in şiirleri safahatta toplandı. İctema'at eş'aru Akif'in fis safahati. İctema'at eş'ar, bakınız eş'aru Akif'in isim tamlaması. İsim tamlaması burada bu mudafun iley eş'aru da mudaftır. Mudaftır. Aynı zamanda faildir. Diyeceksiniz ki içtemaat nasıl müennes oldu? Hatırlıyorsanız ne demiştik? Gayr-ı akıl, gayr-ı akıl bir kelime. Özellikle mübteda haber. Mesela desem ki el-eş'aru. Buna benzer örnekler çözmüştük önceden. El-eş'aru, şiirler. Kethiratun. Kethiratun demiştik değil mi? Şiirler kethiratun. Niye müennes? Niye tekil? Demiştik ki gayr-ı akıl
gayr-ı akıl çoğullar, onların haberleri olsun. Fail olarak geldiğinde fiilleri olsun. Daima müfret ve müennes konumundadır demiştik. İctemaat, burada müfret olması neyden dolayıdır? Gayr-ı akıl olduğu için değil. Faili açıktan isim olarak gelmesi bunu müfret yapmıştır. Fiil cümlesinde hatırlıyorsanız öyle demiştik. Velev ki akıllı olsaydı, tesniye olsun, çoğul olsun, yeter ki failimiz açıktan bir isim olarak gelsin. Bu durumda daima fiilimiz müfret geliyordu hatırlıyorsanız. Eş'aru burada gayri akıl olarak geldiği için, gayri akıl gelmesinden dolayı burası müennes olmuştur. Fakat buradaki müfret ve müennes meselesi daha çok isim cümlesinde kendini tam olarak gösteriyor. Mesela fiil cümlesinde sadece müenneslik açısından kendini gösteriyor. Fakat bu şekilde isim cümlesi olduğunda müfret, gördüğünüz gibi ketiratun müfrettir. Müennestir ve burada ikisi burada ayan beyan ortadadır. Akifin dedik. Akifin, bakınız burası bizi ilgilendirmiyor. Benim kastetmek istediğim yer burasıdır. Önceki derslerde anlattığım, isim tamlamasıyla alakalı anlattığım şeylerde. Mudafun ileyh kısmı bizi alakadar etmiyor cinsiyet açısından. Eş'aru bizim için mudafımız önemli. Müennes olduğu için, özellikle gayri akıl olduğu için burası içtemaat müennes olarak geldi diyoruz. Fis safahati, nerede toplandı? Safahatta toplandı diyoruz. Kişinin yazısı onun karakterini yansıtır. Bak, kişinin yazısı onun karakterini yansıtır. Burada iki tane isim tamlaması karşımıza farklı şekillerde kendini gösterir. Yani hem mübteda olarak, eğer isim cümlesi olarak ele alacak olursak, önce bir isim cümlesini yapalım. Kitabetu şahsi, bakınız kitabetu şahsi kişinin yazısı. Kitabetu şahsi kişinin yazısı, isim tamlaması. Mudafun iley, burası da mudaftır. Aynı zamanda mübtedadır. Mübteda olduğu için ötreli gelmiş dedik. Haberimiz, haber ne yapıyordu? Fiil olarak geldiğinde, tabii ki fiil olmasa dahi cinsiyet açısından daima uyum söz konusu. Burada tahkisu, kitabetü menes olduğu için tahkisu, o da menes gelir. Şunu da söylemiş olalım. Kitabetu aslında mastardır. Mastarlarda cinsiyet aranmıyor. Müzekker de olabilir, müennes de olabilir. Fakat biz müennes olarak varsayalım. Kitabetu, yani bir fiilin mastarı diyorum bakınız. Fiilin mastarı, velev ki sonunda kapalı te olmasa dahi, olsun ya da olmasın, biz onu iki şekilde değerlendirebiliriz. Müzekker de olabilir, müennes de olabilir. Müennes olarak alalım. Kitabetu şahsi ta'kisu, yansıtır. Tab'ahu, bakınız onun karakteri. Burada da bir isim tamlaması var. Tab'ahu, onun karakteri. Kişinin yazısı yansıtır. Tab'ahu, onun karakteri. Bakınız tab'ahu dedim. Burada nesne olarak gelmiş. Biz bunu bir sonraki derste göreceğiz. Fakat örneği vermişken onu da ifade etmiş olalım. Ta'kisu tab'ahu. Burada tab'ahu ta'kisunun faili, nesnesidir. Mef'ulun bihi gayr-ı salihidir. Pardon, mef'ulun bihi salihidir. Başına harfi cer olmadığı için tabii ki salih olması lazım. Tab'ahu, buradaki hu tab'anin mudafun ileyhisidir. Demek ki mudafun ileyh zamir olarak da karşımıza çıkabilir. Şimdi bu cümleyi, bunların ta'kisunun faili hangisidir? İçinde gizli hiyedir. Nereye dönüyor? Kitabete dönüyor. Bakınız, şahs mudafun ileyhtir ya, hiçbir şekilde kendini zamir olarak, işte müzekker olduğu için diğerler de müzekker olmuştur şeklinde bir şey ortaya çıkmadı. Sadece şurada kendini gösterdi.
Tabe'ahu derken, o derken kimi kastediyor? Kitabeti değil. Buradaki zamir, bakınız, şahsiyetini orada gösteriyor. Tek burada. Tabe'ahu. Yani ona dönecek olan bir zamir. Dönecek olan bir zamir. Söz konusu olduğunda tabii ki cinsiyeti önemlidir. Onu da unutmayalım. Şimdi bu cümleyi fiil cümlesine çevirdiğimiz zaman ta'kisu kitabetu şahsi, şahsın kitabeti, şahsın yazısı tab'ahu. Bakınız fiil. Kitabetu mudaf, aynı zamanda diyoruz ki fail. Şahs mudafın ileyhtir. Tab'ahu da hem isim tamlaması, bu da hu mudafın ileyhtir. Tab'ahu da mef'ulun bihi salih'tir. Nesnedir. Aynı zamanda nedir? Mudaftır. Kişinin yazısı yansıtır. Neyi yansıtır? Tab'ahu karakterini yansıtır. En son örneğimizi yapalım. Bir öğrencinin başarısı düzenli olarak, daha bunu da öğrenmedik. Birkaç ünite sonra onu da göreceğiz Allah'ın izniyle. Buna hal diyoruz. Düzenli olarak çalışmaya bağlıdır haberdir. Bir öğrencinin, burada bir öğrencinin başarısı, burada belirtisi olarak göstermiş. Fakat biz şöyle yapacağız. Necahut talibi. Burada malum olarak yapacağız. Çünkü bu kelimemiz mübteda olarak gelmiş. Bu tamlamamız mübteda olarak gelmiş. Mübtedayı malum olarak kabul edeceğiz. Mübtedayı malum olarak kabul etmemiz lazım. Malum olarak almamız lazım. Tabii ki başına elif lam takısını alarak değil. Mudafun ileyh kısmına elif lam takısını getirerek. Eğer özel isim değilse. Diyeceğiz ki peki bu manayı nereden çıkarıyoruz? Bir öğrencinin buradaki bir kelimesini nereden çıkaracağız? Necahut talibi diyoruz ki elif lam takısının pek çok pek çok dediğim dört manası var. Elif lam takısının birkaç manası var. Burada cins manasını alacağız. Cins manasını alacağız. Yani herhangi bir öğrencinin başarısı sadece bir kişiye ait değil. Herhangi bir öğrencinin, işte burada elif lam takısının manasını buradan çıkarıyoruz. Elif lamdan çıkarıyoruz cins manasını. Bir nevi sanki yine bir öğrencinin demişiz. Fakat malum olarak alıyoruz. Necahut talibi mutevakkifun bağlıdır. Bakınız mutevakkifun ala ile kullanılıyor. Bazı fiillerimizin hangi fiilin hangi harficelle kullanıldığını bilmemiz lazım. Tevakkafe yetevakkafu mutevakkifun ismi faildir. Ala ile kullanılıyor. Alel içtihadi çalışmaya bağlıdır. Çalışmaya bağlıdır. Çalışmaya bağlıdır. Kişinin başarısı çalışmaya bağlıdır. Muntazimen düzenli olarak çalışmaya bağlıdır. Hal olarak halinde üstün olması gerekir. Bunu da sadece söylemiş olalım. Gördüğünüz gibi necahu mübtedadır. Mübteda olduğu için ötreli olarak gelmiş diyoruz. Haber kısmı da mutevakkifundur. Burası da mudafun ileyhtir. Kardeşlerim, dersimiz bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.